Kanal 5 Gaziantep'teki esnafın sorunlarını dinledi. Haber serisindeki bugünkü sorun, korona sizi etkiledi mi? Esnaf, korona bizi çok etkiledi ve çok sıkıntı çektik. Kapanma zamanında satışımız olmadı, kiralarımızı ödemekte güçlük çektik, diyor. Bayağı bir sıkıntı yaşadık biz o bu dönemde ya. 4-5 aylık pandemi sürecince yeri geldi kiralarımızı veremedik. Yalnızca bir ay böyle belediyeden destek aldık, 2 ay hükümetten destek aldık. O şekilde o da bizi kurtarmadı. Ya bu haliyle esnaf olarak sıkıntılarımız oldu. Kapanmalarda olsun, efendim mesela hafta sonu yasaklarında hem kiralardan dolayı sıkışıklığımız oldu, vergilerden dolayı. İnşallah yine bakacağız. Kendimizi toparlamaya çalışacağız. Evet. Açık işte bizi işi yok, güç yok. Biz oturuyoruz. Başka ne diyeceğiz? Şu kiralar yok ki mesela kira pahalı. Adam 2 milyar, 3 milyar kira istiyor. Boş ev yok. Ya boşlar hep maliye borcu duruyor. Su, elektrik veremiyoruz. İşte ne biz başka ne yapacağız? İş olmasa nerede vereceksin? Devlet de yardım etmiyor. Devlet hep zenginler hepsi iyi. Fakir aç kalıyor. Zengin de zengin oluyor. Kaymakamlığa gittim. 3 tane çocuğum var. Bana yardım edin dedim. Tamam dediler. Size yardım edeceğiz. Ve birkaç gün sonra bana bir SMS geldi. Kaydınız alınmıştır diye. 6 ay geçti, hala bana yardım eden olmadı. 3000 lira yardım alanlar var. Gerçek bu yardım yetmiyor. Siyasetçiler birbirleriyle kavga ediyorlar. Hem muhalefet hem iktidar birbirleriyle kavga edeceklerine birleşip vatandaşın derdine çare bulmaları gerekiyor. İkisini de yetersiz görüyorum. Ben kendim şahsi şeyin oraya çıktım, kaymakamın yanına. İşte durumu izah ettim. Ben dedim 3 tane çocuğum var, evliyim işte, dükkanım kira, evim kira ve artı bankaya borcum var. Pandemi sürecinde onları ödemediğimi söyledim. Tamam dedi, yönlendireceğiz seni dedi yardım kurumuna. Dükkanıma geldim, 2 gün sonra bana sadece bir SMS geldi. Yetkili yardım kurumuna sizi sevk ettik diye. Ve şu an üzerinden 6 ay geçmesine rağmen herhangi bir kesinlikle bir yardım talebi falan yok. Abicim yani birazcık işler düştü. Sonradan müşteri aksadı. Turistler gelmeyince iş komple yani bayağı düştü. Çok şükür yine iyi yani nasıl diyeyim işsizlik elemanlar maalesef gelmedi. Eleman sorunu yaşadık. Bu yani. Pandemi de geldiği için insanlar güvenmedi yani. İşte temiz olma. Halbuki temiz. Yani insanlar tercih etmedi. İş olmadı. Sıkıntılar. Esnaf perişan zaten. Gerek yok söylemeye. 10 günde dünya sen falan verdi. Hepsi yani verme perişan oldu yani. Şu anda da millet kan ağlıyor yani esnaf. Kiramız var. Dükkan ailemiz var. İşte yani şeyimiz var yani. Sıkıntımız var. Borcumuz da var. Kapama süresine bayağı bir zorluklar çektik gerçekten. Yani hani dediğim gibi hiç iş yapmadığımız gün bir oldu diyebilirim yani. Yani ondan dolayı da işte sağ olsun devletimiz yeri geldiği zaman yardımcı oluyor ama yani şu an herkes kendi halinde. Öyle diyebilirim yani. Yani kapatmamız yani dükkan kirası mesela bizim dükkan sahiplerimiz falan onlar biraz anlaş gösteriyor ama yeterince çok bir yere kadar anlaş gösteriyor. Ondan sonrası illaki isteniyor zaten. Vergiden dolayı yani taksitlendirme de işimizi gördü ama özellikle birinci derecede elektrikte çok şikayetçiyiz. Elektrik çok büyük bir zam yedi son 2 ay içerisinde. Yani bu zam olayları da bu gelen yaktığımız elektrikten öte bu gelen vergi fonları, bilmiş olan vergiler çok yüksek. Bu da bizi biraz daha zor durumda bırakıyor. Zor durumda bıraktığı zaman da vergilerimizde de sorun yaşıyoruz, kiramızda da yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte okullar açılacak. Herkesin işte kendi dalında gideri var, hesabı var. Yani halk olarak hepimiz çektik zaten. Bunun içinde bütün yani en çok çekenler zaten esnaftı. Çünkü düşünsene haftanın 2 günü açıyorsun ama aidatı tam ödüyorsun, kirayı tam ödüyorsun, elektriği tam ödüyorsun. Yani devletin verdiği destek kendi hesaplarsa zaten bir ucu diğer ucuna yetiştirmiyor. Daha evdeki evinde kiraysa, masrafında varsa zaten yani onu bir de aslında devlet adamının aynı parayı kendine vereceksin. Git sen de hem kirada kal hem dükkan kirası öde. Hele bakalım o geçinebiliyorsa biz halk olarak hayli hala geçiniriz. Bu toplumda siyasetçiler bireysel değil, toplumsal düşünmeleri gerekir. Birbirlerine hakaret yerine daha yapıcı ve daha dürüst davranmaları gerekir. Önce kendilerine sonra insanlara dürüst davranmaları gerekiyor. Çünkü siyasetçiden beklentilerimiz şudur. Yok efendim hiç gelen olmadı, soran olmadı. Hiç soran olmadı bize. Eğer bir daha iyi pandemi gelirse bize destek çıkması. Çünkü biz kolumuzla, emeğimizle para kazanan bireyleriz. Yani
Bizim başka kazancımız yok. Sağ olsun belediye başkanımız dolaşıyor Fatma Hanım. Esnafı dolaşıyor. Burada olsun, burada kaç defa denk geldi. Efendime söyleyeyim, valimiz dolaşıyor sağ olsunlar. Yani yine devlet büyüklerimizden yine Allah razı olsun. İhmal etmiyorlar esnafı. Daha güzel bir Türkiye, daha parlak ve ekonomisi daha güçlü bir ülke istiyoruz. Hem bizler için hem de gelecek nesil için. Kimse ziyaret yetmiyor. Hiç ne Fatma Şahin, ne AK Parti, ne iş bittikten sonra kim gelir bu? Yok, fazla siyasetçi sanki gidince Türk siyasetçi uzaklaşıyor. Yani esnafın, vatandaşını derdini böyle ortak olacak, konuşacak bir şey görmedim. Devletten okulların tam açılmasını istiyorum. Okula devam, hem eğitim olsun hem de yani iş hayatı olsun. Bu yani. Bizim yanımıza kimse gelmez. Biz gariban adamız abi, bizim yanımıza kim gelir? Herhangi bir ziyarette bulunan kişi olmadı şu ana kadar. Devletten beklentimiz hani halkın da milletine sahip çıksın. Başka bir şey istemiyoruz yani. Biz hani sonuçta Türk milletinde, Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Yani haliyle de insanın bin bir türlü gideri var. Her şey çok pahalı. Yani hele de kiralar olsun, dükkan kiralar olsun, ev kiralar olsun. Gerçekten elimiz görüyor. Yemin ederim cebimizi görmüyor diyebilirim yani. O dereceyiz gerçekten. Yani şu an çok gerçekten çok zor durumdayız. Şu an için çok uzun bir süredir gelen giden olmadı. Ama biz daha çok böyle işte televizyonlarda, internetten takip ediyoruz. Şuradan bir selamlaştık da ya yani ne diyeceksin veya ona ne diyeceksin? O Ankara'da. Yani buradan kimse geldi mi? Yok. Yani hani Takmazoğlu olsun, Fatma Şahin olsun. Ben görmedim. Belki de ben görmemişimdir. Denk gelmedik. Ama yani isterdik ki o zamanlarında nasıl dolaşıyorlarsa, nasıl bizden böyle güler yüzlü gösteriyorlarsa, yani şu anda bir pandemi, hepimiz zor durumdayız. Vallahi yani hani belki devlet olarak da zor durumdayız. Ama gelebilirlerdi. Ya kardeşim yani sıkıntınız ne? Probleminiz ne? Yani sorsa, yani bir adamın derdini dinlediğin zaman ile derdini şey, o adamı bir nebze ferahlatırsın. Ben de anlarım ki benim devletim benim arkamdaydı, yanımdaydı. Ama gel gör ki ne gelen oldu, ne giden oldu. Söz konusu iktidar değil. Yani muhalefet de görevini yapmıyor. Niye? Yani birbirlerine didişmektense, yani oturup en basit bir halkın kolundan tutun, gelin kardeşim al şu parayla bir ay şu şartlarda geçin. Eğer geçinebiliyorsa sıkıntı yok. Ama birbirlerine didişip, ama halkın gerçek savunuculuğunu yapmıyorlar. Her iki taraf için de söylüyorum. Her siyasetçi yaptığı hizmetiyle anılacaktır. Geçmişte siyasetçiler vardı, gelecekte de göreceğiz. Dürüst olan her zaman kazanacak. Nefsi için çalışanlar her zaman kaybedecektir. O yüzden siyasetçilerden beklentilerimiz bizim sorunlarımıza çare bulmaları. Kendilerini bizim yerimize koymaları gerekir. O zaman anlayacaklar. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. İnsanlara eşit davranmaları gerekiyor. Ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumaları gerekir. Ağzından çıkan kelimelere dikkat etmeleri gerekiyor. Ve küçük esnafı korumaları gerekiyor. Bizim beklentilerimiz bunlardır. Yok, yapmıyorlarsa biz de bir daha onların yüzüne bakmayız. Söyleyeceklerimiz bu kadar.